Sevgili seyirciler, kurulandık, aklandık, paklandık, kaldığımız yerden mutfağımıza geri geldik efendim. Eğlenceli etabın ardından Yavuz Bey bugün bizlere künefe yapacak bir Hataylı olarak. Kadayıfımız, evet. Tüpümüz orada, malzemelerimiz. Dolma için özel bir dolma dedim. Nohutu evet. Galiba onun için kullanacağız. Evet. Biraz araştırdım hem böyle. Için, hem de dolma için hem de ana yemek için. Lebeniye çorbamız var. İlk defa nohutlu bir dolma yiyeceğim. Kuru patlıcanın içine mi dolduracaksın? Hayır, yaş patlıcanı kızartacağım, içerisine dolduracağım. Yaş patlıcan, kıyı, kabak, kabak taze görüyorum. Kabak, evet. Şey pardon, taze kabak. Kabak kızartacaksın, evet. İçine dolduracaksın. O zaman alışılagelmiş dolmalara veda edip bugün değişik bir tarifle karşınızdayız. Bugün tüm tariflerimiz alışılagelmişin dışında. Çünkü Yavuz Bey yemek konusunda çok bilgili. Kanalı değiştirirseniz çok şey kaybedersiniz. Bu kötülüğü yapmayın kendinize. Size Hatay Mutfağı'yla geldim. Kesinlikle izleyip denemelisiniz. Hadi bakalım. Şu hız performansını merak ediyorum senin. Tamam. 3, 2, 1. Evet Yavuz'cum başladık. Hadi bakalım atımızı koşturalım. Evet. Ne yapıyorsun ilk olarak? Ben ilk nohutumu haşlamakla başlayacağım. Şimdi akşamdan ıslamayacağım için nohutu. Evet. Haşlarken içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyeceğim. Oo, karbonat dedi. Sararmış su, kabuğu atmış nohutlar ve sertleşmişler. Emin misin bundan? Eminim evet. Biz bunu belki 5 kere denedik, 5'inde de hiçbiri olmadı. Ya kardeşim demin adımı övdük, şimdi niye yükleniyorsun? Tamam, farklı bir püf nokta değilmiş nohut konusunda, o yüzden. Ama bu nohuta uygulanır karbonat, öyle Laz bakkaldan aldığın nohuta benzemez bu. Bu nereden? Çerkez bakkaldan mı? Hatay'dan geldi. Ha peki o zaman. Tamam, ben ağzımı açmıyorum. Hadi o zaman at düdük diye gitsin nohutumuzu. Eğer aynısı olsun o zaman görürsün. İnşallah olmaz tabii ki. Eğer olursa diyor. Ne oldu? Yavuz Bey'i mi tutuyorsun? İnşallah maşallah falan. Ben sabah çok yüklendiler ama. Ben her zaman aklının yanındayım. O konuda haklısın. 2 bardağı nohut koysam yeterli. O tencereye ne koydun? Buna da buğdayımı koydum. Bir iki taşım kaynatacağım. Ha yarmamızı. Yemek için, evet. Şöyle göstereyim. Bakın içinde yarmamız var. Aşurelik buğdayımız. Bunun yarısı beyaz, küçük yarısı mi? Renkli bak. Değişik bir yarma. Bizim yarmalara göre daha küçük. Evet, çünkü o değirmen yarması. Bizim buradaki bulgur, Anadolu'daki bulgura göre de büyük mesela. Biz Bayburt'tan getirttiriyorduk. Anneannem bize veriyordu getirince. Yemin ederim kısırlık bulgur gibi pilavlık bulgur ama çok lezzetli oluyordu. Abi düdüklü daha çıktı. Ona ne evet. koyacağız? Buğdayım bunu aktarmak istiyorum hemen. Aklın yolu bir. Çorbada kullanacağım Hatay'ın tuzlu yoğurdu. Bunu da yine Hatay'dan getirttirdim. Gel buraya, buraya gel 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 gel. Heh tarif ver bak Hataylısın dedik övdük seni. Künefe için şerbetimi hazırlıyorum şu anda. Bire bir buçuk mu? 3 bardak şeker koydum, 3 bardak su koyacağım bire bir. Bu ama genelde yoğun oluyordu siz ağdalı ağdalı. Yoğun olmak zorunda çünkü sıvı olursa künefe hamur olur. Çeşmeden doldur, niye arıtmadan koyuyorsun? Onlar senin için o kadar özeneceklerini mi düşünüyorsun sanki? Şey düdüklerin evet. ağzını niye kapatmadın? Kaynasın biraz karıştıracağım yoksa köpüğünü mü tutabilir. Alacaksın? Tutabilir yok ha, dibini tutabilir. Evet. İşte püf noktası. Düdüklünün ağzını hemen kapatmıyoruz. Evet hemen kapatırsanız dibini tutabilir. Künefemizin şerbeti kaynaya dursun. Tamam. Nohutumuz haşlanıyor. Şimdi ön aşamaları hallettik. Evet, lebeniye çorbası için köftelerimizi hazırlayabiliriz. Şimdi lebeniye çorbasını, köftesini pirinci robottan çekip mi yapıyorsun? Hayır, pirinç koymuyorum ben içerisine. Neden yapıyorsun? Sıfır yağlı et. Soğan rendeleyeceğiz, karabiber, çok az bir yemek kaşığı kadar da ince küçük bulgur küçük koyacağız. Küçük köfte evet, yapacağız. Sonra biliyorsun dünkü köfte çorbasının köfteleri hiç beğenilmedi. Yok, çok baharat etkildi. Yok dendi, evet. rengi yok dendi. Evet. Garç garç garç. O yüzden hadi getir yapalım biraz önce. Yapalım. Damak zevkime uygun yapar inşallah diyelim. Normalde hiç lebeniye çorbası sevmem. Lebeniye çorbası içindeki baharatına, lezzetine, tadına bakıp tekrardan ona yorum yapacağım. Keşkeğin içerisine koyacağım, eti açacağım. Oo daha keşkeği, bir spesiyelimiz keşkek bu arada. Sen tutacaksın tencereyi, ben vura vura. Evet. Beni karıştırma. 1 kilogram kırmızı etimi koyuyorum. Bak dilimi ısırıyorum, soğan gözlerimi yaşartmadı. Görüyor musun püf nokta? Ben dilimi ısırdım, benimkiler yaşardı. Gel böyle, bu tarafa gel ya. Adam yön de bilmiyor. Bu tarafa diyorum, sana diyorum. Ha bana mı diyorsun? İsmim var benim. İsmimi söylesene adama bak. Adam ağzını almaya tenezzül etmiyor. Aa! Sürekli de isim mi söylenir? Gizli özde kullanıyorum ben. Benim Türkçem o kadar iyi değil mi? Ben öyle anlamam gizli zümreden zamreden. Tamam soğanın suyunu sıkıp bulgurun içine mi atacağım? Evet. Ayağı da suyu var soğanın mübarek. Aha bunlar da ne eskidir ama. Onların yemek tabakları vardı. Şu desen fincanları vardı bizde tabakları vardı. İnsanı bazı eşyalar nasıl bir anda eskiye getiriyor? Mesela senin şu eşyayı gördüğünde ya da çocukluğunu unutamadığın şu obje var dediğin ne var? Duvara asılan vantuzlu tutmaçlar vardı hani. Önlük asarlardı onlara. Kırılırdı duvarda izi kalırdı. O kalırdı muhakkak orada. Bismillah. Biz
bizim de İlfatma anamızın eli olsun, yiyen doysun ya Rabbi. Amin. Herkes çikler beğensin, şu şerbet şurada kalsın. Kadir, şimdi dedikodu köşemize geçelim mi? Geçelim geçelim, hadi bak ben gitmeden keselim milleti. Nur Hanım diyor ki... Yavuz Bey'den yemek tavsiyesi asla almam. Ondan alacağım tek tavsiye cilt bakımı tavsiyesi olur. Cilt bakımı mı? Çok komik. Bu adam buraya cilt bakımına mı gelmiş? Bak bakayım, lebeniyeler, keşkekler, künefeler. Ben ona bir tarif veririm. O her gün evinde uygular onu. Sen eminim iyi bir tarif verirsin. Evet. Kadın iki gün sonra patlıcan gibi olur. Kadınlar mayayla bir şeyleri karıştırıp üzerine sürüyormuş. Neden? Maya tabii ki cildin ışıl ışıl parlatır. Rahmetli Kleopatra hep öyle güzelleşiyormuş işte. Yaş mayayı sulandırıp yüze sürebilirler. Çok güzel oluyor. Pirincin o beyaz nişastasına iyi geliyor diyorlar. Pirinci haşlayıp o suyuyla beraber onu blenderler geçirip maske olarak uygulayabilirsin. Karbonat limonla maske yapabilirsin yüzüne. Ben liseye giderken karbonatla yoğurdu sürüyordum. Sivilcelere iyi geliyor diye. Çok kötü kokuyor ama. Limonla karbonat sivilcelere gerçekten çok iyi geliyor. Salatalık sadece cildi gerer. Mesela anlık bir düğüne falan gireceğiniz zaman güzel salatalıkla ince ince doğra. Sonra yüzüne yapıştır. Biraz kalsın. Güzelce ılık suyla yıka yüzünü. Al ile kurula. Denedin mi sen bunu? Yapıyor musun? Tabii ki de. Peki, baktığında sence işe yaramış mı o salatalık? Püf noktayı verdin. Önümüzde modül var. Adamın alnının ortasındaki koskoca şeyi görmüyor musun yarı? Ama halka püf nokta veriyorsunuz. Gerçeği şu an önümde kullanan adam var. Hiç işe yaramış mı? Ama vücudumuzun sahaplarından bahsedecekseniz mahvederim sizi şuracıkta. Neyim varmış? Kaşım kaş gözüm göz tepeden tıka. Mükemmelliyet ötesi. Tişörtün altına süveter giymiş gibi. Esir esir ambulalar esir. Dün Esra Hanım'ı eleştirmişti Yavuz Bey. İki ara sıcak yapmıştı Esra Hanım tabağında. Yavuz Bey'in de çok Esra Hanım'dan bir farkını göremedim. Tabak boş gelecek sanırsam önümüze. Tabağın boş kalırsa aynı. Esra'nın ara sıcağıyla. Evet. Ara sıcağım asla kolay değil. Bir ana yemek kadar uğraştırıcı bir ara sıcak. Acaba kendisi ne yapacak? Kuzu falan çevirecek herhalde. Şerbetini normalde 3 su bardağı tarzında koyarlar ama 1'e 1,5 bardak koymaları lazım. Künefenin şerbeti koyu olması lazım ki künefe çıtır çıtır olsun. 1'e 1,5 koyarsa zaten sıvı olur. 1'e 1 koyarsa şerbet katı olur. O nasıl bir mantıklı yorum yapmış acaba? Belli ki Yavuz Bey'i çevresinde eşi dostu çok pofpoflamış. Bu özgüveni ondan geliyor. Ama bugün masada ben onun özgüvenini yerle bir edeceğim. Göreceğiz. Ben artık bu hanımların bu yorumlarından sıkıldım. Sürekli bir vaatsiz konuşmalar. Vallahi Yavuz Bey beni bir yere davet etse kesinlikle gitmem. Bilirim ki aç kalacağız yani. O yüzden bugün idareten işte ne yapalım. Gelmesin. Peki ben de kapında yatmıştım. Yani bu nasıl bir ön yargı ama evet. Bu nasıl bir ön yargı? Sanki ben de Songül Hanım'ın kapısında yatıyorum bana gel diye. Yavuz Bey ile Nur Hanım bugün birbirlerini yiyecekler. Ben de oturup çekirdeğim çitleyeceğim. Bunun için çok da müneccim olmaya gerek yok. Allah'ın emri bugün bir şeyler olacak yani. İki taraf da karşına çok iyi yorum yapmıyor ama bundan keyif alıyor demek ki Songül Hanım. Songül Hanım, herhalde kaos seviyorsunuz. Ve size bir adet odun geldi. Herhalde künefeyi odun ateşinde pişireceğimizi düşündüler. Canım oğlum, senin her zaman ihtar ediyoruz. Bunu da başaracağını biliyoruz. Sevgili Kadir oğlumuz, seni de seviyoruz falan filan işte. Anne ve baban. Beni de seviyorlar. Sonunda adım da var. Adı Karim. Seni çok seviyoruz, sevgili kucaklıyoruz. Teşekkür ederim, çok mutluyum. Bizim hayattaki en değerlimiz, kıymetlimiz. Seni çok seviyoruz, başarılar diliyoruz. Kardeşlerin Cemil ve Selvinas. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nisan'ın arkasında ailesi durduktan sonra gerisi boş durur. Annen sana bir gün olsun çiçek gönderdi mi? Annem anlamaz ki. Ay sen gene geldin, anama bulaştın acaba. Baban gönderdi mi? O da gönderdi. Ama komşularım gönderebilirlerdi. Bak onlardan geldi. Ne oldu? Gözlerin doldu. Yok. Çıldırtma beni. Bebeğin ne oldu? Kızarıyor. Sen beni sinir ediyorsun. Şuradan bir peçete verin bana. Kimseden bir şey beklediğim yok şükür de. Ama bir de çiçek olsaydı fena olmazdı hani. Tabii yani 5 senelik o kadar televizyon hayatım boyunca. Annen bu bölümü izledikten sonra sana çok gönül koyacak, haberin olsun. Niye o adamın çiçek verme ihtimali seni etkiliyor diyecek sana. Bu arada evet, onu diyebilir. Bazen böyle muhabbet geçtiği zaman şey yapıyor, yükseliyor. O şundan yükseliyor. Hani bu kadar şeyin üstüne niye hala ona karşı bir şeyler besliyorsun gibisinden de işte. Bak şunu görüyor musun şunu? Ne bu? Toynak. Al işte, gel bu adamla sen şey konuş. Künefeyi ocağa koyalım. Şıhıl mahşi için henüz nohutlar çıkmadı ocaktan. O çıkmadan şıhıl mahşi yapamıyoruz. Keşkek düdüklü de o dövülecek en son. Evet. Tatlı yapmamız lazım. Çorba zaten bir nevi hazır orada. Kadirciğim 30 saniyen kaldı yalnız. Hatay usulü muazzam künefenin yapılışını oturup izlemek ister misin? Yok. Bu künefe görmedim.
tüpün üstünde dönecek. Yalandan beni buraya oturtacak, oturup bir saat künefe izleyeceğim. Tövbe yarabbi ya, sanki kuzu çeviriyoruz. Aa, öyle söylenir mi? Seyirci niye izlesin ki şimdi? Heh, sen bana gelince söyle, bana gelince o. Bir daha soruyorum, orayı yayınlamayacağım. Allah seni kahretmesin. Tamam hadi sor, bir daha sor. O adam boşu boşuna gitmedi, o kapıdan ben anlıyorum. Sen de git annem birlik. Evet, Kadir Ezildi'ye bay bay diyoruz. Ama bir şey diyeceğim, bunu bastırmada durabilirim hani bastırmak isterseniz. Sence hiç mi bastıramayız biz onu? Hadi görüşürüz. Ama eğer, ama şimdi haksızlık oluyor. Ben biraz da o yüzden şey yapmak istemedim. Yardım edemiyorum. Evet. Kimseye ben yardım etmedim. Hadi görüşürüz. Otur izle lütfen. İyi hadi, merak ettim bari. Bu arada bakın mutfaktayım ama elim hiçbir şey sürmüyorum. Şimdi olay bir künefe. Bunu da bırakıp çıkmak istemedim. Bu arada belirtelim, yemeklerin son halini artık sen de masada görüyorsun. Evet, benim için sürpriz oluyor artık. Önceden biliyordum zaten, son maydanozuna kadar kendim koyduğum için bir sürpriz olmuyordu. Yorumları okudum. Kadir'cim senin iş yapmamandan herkes çok memnun. Çünkü millet dedi ki Kadir Bey kendinizi yoruyorsunuz. Sonra bir de beğenmiyorlar. En iyisi geçin kenara. Artık mesela benim üstüme de atamıyorlar. Yorumlarda bir de şey demişler. Her yarışmacıya 5000 TL veriyoruz ya. Evet. Altına yazmışlar. Alışverişi bununla mı yapıyorlar? Yok artık. Evet, yarışmacıya 5000 lira verip markete yolluyoruz arkadaşlar. Tereyağısından sütüne, unundan bulguruna, ondan sonra cuma ekmeğine, etine, bonfilesine, antrikotuna, buduna, kanadına, gellesine, diline, ciğerine, dalağına her şeyini biz alıyoruz. Çekinmeden bütün malzemeleri yazabilirsiniz. 5000 TL'yi de size armağan ediyoruz efendim. Kesinlikle hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Hatta bulaşık toplayacak kız bile getiriyoruz yanımızda. Biz çıktıktan sonra şöyle 5 dakika mutfağından toparlıyorlar yemekte. Küçük kaderimiz var. Buna bastırma bitti mi? Evet, buna bastırma bitti. Son kez bastıracağım ama masanın üzerinde değil. Yerde yaptım ki kırılmasın. Hemen sofra bezimizi. Kovayı alalım. Çek 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 çek. Şey yapma, camdır, aman dikkat et. Kanın belenmesin içine. Bas. Tam bir hata künefesi oldu. Nur Hanım, bende dönecek çok şeyiniz var daha sizin. Daha çok yol yürüyeceksiniz. Yat da görelim böyle bir künefe. Şuna bakar mısınız be? Ey, getir tüpünü hemen. 40 dakika kaldı. 40 dakikamız var, hadi. Kadir'cim künefeyle artık vedalaş da seni uğurlayalım. Çevirdikten sonra bir kızarmışını da görmek isterim aslında. Onu artık masada. Sana güveniyorum, gayet de güzel yaptın. Evet. Çak! Hadi bakalım Yavuzcuğum, kimsenin ağzına laf verme. Kesinlikle hayır. Of, yemeklerim şahane oluyor. Hatay'ı ayağınıza getiriyorum, göreceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.